çizimi yapacağız. Silüet çizimimiz normalde bir insan bedeni 8 baştan oluşuyor. Bunu daha önce söylemiştim. Fakat biz biraz daha artistik oluşturmak, bacak boyunu uzatmak için bunu 9 baş haline getiriyoruz. Bu 3-5-13 kuralı diye bir altın oranda bir kural var. Ona göre çizim yapacağız. 9 baş, yani aslında bacak boyunu biraz uzatarak bir baş daha ekledim vücuda. Çizimlerde daha böyle abiye çizimlerinde, işte ne bileyim dize kadar olan elbiselerin çiziminde çok daha sağlıklı sonuçlar veriyor görüntü anlamında. Şimdi sayfama kağıdı 3 santim aralıklarla, bu aralıklar istediğiniz ölçüde arttırılabilir. Ben 3 santim aralıklarla 9 tane çizgi çizdim. Bunları 9'a bölmüş oldum. Tam ortasına da bir çizgi çizdim. Bana yardımcı olacak bir çizgi bu. Şimdi başlangıç burası. Bir hane şeyine, bölümüne baş kısmını çizeceğim. Evet. Çizdim. Şimdi omuz kısmına geçeceğim. Omuzda şu ikinci bölümün hemen hemen ortasına denk gelecek şekilde, bakın şöyle. Şuradan boyun geliyor. Omuz şöyle hafif düşerek gidiyor. Bitti. İkinci çizginin ve üçüncü bölümün başlangıç çizgisine de göğüsleri yerleştiriyorum. Üçüncü bölümün çizgisine de beli yerleştiriyorum. Şöyle çizeceğim şimdilik. Bu dördüncü çizginin başlangıcına da kalçayı yerleştireceğim bakın. Kalçam omuzla hemen hemen aynı genişlikte olacak. Hani bir kum saati görüntüsünü biraz oluşturmaya çalışıyoruz açıkçası. Şimdi şöyle bir beli çizelim. Bel göğüsten, değil mi? İncelerek geliyor. Şöyle. Kalça ne yapıyor? Genişleyerek, değil mi? Artarak gidiyor. Şimdi ne yaptık? Baş. Şurası omuz. Göğüs hattı diyelim buraya da. Bel hattı diyelim buraya da. Kalça attı diyelim buraya da. Evet. Şimdi bakın. Altıncı bölümümün orta çizgisine yakın iki tane yuvarlak yapıyorum. Buraya dizlerim gelecek. Şimdi nasıl gelecek? Şuraya kadar incelerek gelecek, değil mi kalçadan? Şöyle geldim. Bunu da getirdim. Evet. Hafif bir aşağıya doğru eğim oluşturduk. Şuraya diz yazalım. Şimdi buradan da diz altını oluşturacağız. Şurası baldır kısmına geliyor. Şimdi şuradan şöyle yapacağım. Hafif bacağımı içeri doğru alıyorum. Bakın sonra geliyor. Bilek nerede? Bileği de ayarlayalım. Bilek de burada olacak. Ayak kısmımız. Evet. Düzeltmelerimizi yapalım. Siliyoruz artık. Evet, şimdi kollara gelelim. Şöyle bir net çizelim. Omuzdan aşağıya doğru iniyorum. Bakın. Bilek nereye gelmiş? Kalça düşüklüğüne gelmiş, değil mi? Ondan sonra ele geçeceğim.
heykeli de şöyle çiziyorum şimdi. Aynı şeyi bu taraf için de yapalım. Geldi bileğim. Şöyle burada da sıkıştık. Bitirdim. Şimdi tekrarlayalım. 9'a böldüm. 9 baş teknik çizim yapıyorum. 3 santim aralıklarla yaptım bu çizgileri. Sonra baş kısmını çizdim. Sonra omuzu ve boynu ayarladım. Omuz şu 2'nin yarısına kadar geliyor demiştim. Aslında şurası da bir baş değil mi? Baktığımız zaman bak. Evet. Hepsi bir baş. Birbirlerine orantılı gidiyor. 9 baş. Ne yaptım? Beli ayarladım. Göğüs hattını ayarladım. Sonra beli ince çizdim. Kalçayı omuzla omuzun genişliğine göre ayarladım. Ve hafif artarak geldim. Dizi 6. bölümü ayarlayıp incelterek aşağıya indim. Sonra 7'ye doğru kalınlaştırdım. Tekrar ayak bileği kısmında incelttim. Ve ayakları da 9. bölüme çizdim. Kolları getirdim. Kol, kalça, bilek hemen hemen kalça düşüklüğüne geldi. Elde kalça düşüklüğünü geçti. Farkındaysanız 5. bölümün biraz sonuna doğru denk geldi. Çizdi. Şimdi bu çizimleri yaparken biraz görsellerden faydalanabilirsiniz. Daha iyi çizebilmek için. Temel olarak böyle. Çiziminizi geliştirmeniz tabii şu anda sizden beklediğim şey değil. Hemen birdenbire çok iyi çizeceğiz diye. Bunun için işte hani internette kaynaklardan, örneklerden, figür çizimlerinden faydalanabilirsiniz. Daha iyi çizebilmek için. Ama teknik anlamda çizim şeklimiz budur. 9 baş artistik çizimde çizdik. Gerçek bir insan vücudu yapmak istiyorsanız da bunu 8 baş, yani 8'e bölerek yapabilirsiniz. Fakat genel olarak bunu giydirdiğimizde daha estetik ve artistik duracaktır. Bacak boyu daha uzun olduğu için. Evet.